Adıyamanımız 1 Ocak akşamı büyük bir kabusa uyandı. AK Parti'nin 2017 yılında sarmalı tütün ticaretine hapis cezası getiren yasayı çıkarmasıyla birlikte yıllardır bu tehdit devam ediyordu. Bizim kararlı duruşumuz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak meclisteki mücadelemiz neticesi bu yasanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye kadar defalarca ertelendi. En son biz 1 Ocak'tan önce Malatya Milletvekilimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan Bütçe Komisyonu'nda bu hapis cezasının ertelenmesi noktasında bir kanun teklifi verdik. Ancak bu teklifimiz her zamanki gibi Cumhur İttifakı'nın bileşenleri tarafından, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi ve bunu da bütün kamuoyu biliyor. Şimdi tekrar Adıyaman'dan iktidara bir çağrı yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları olarak Adıyamanlı yurttaşlar adına bir çağrı yapıyoruz. Yasalar toplumsal bir ihtiyacı karşılamak için çıkar. Siz bu yasayı 2017'de çıkardınız. Çıkarttığınız bu yasa Adıyaman'daki tütün üreticilerinin, Türkiye'deki tütün üreticilerinin sorunlarını çözmekten uzaktır. Tütüncüyü hırsızlık yapanla, dolandırıcılık yapanla, uyuşturucu ticareti yapanla aynı kefeye koyan bir yasadır. Bu yasanın uygulanabilirliği yoktur. Bu yasayı derhal geri çekin. Bu yasayı kesinlikle değiştirin ve kaldırın diyoruz. Adıyaman ve Türkiye'de bu sektörden, bu işten ekmeğini kazanan yüz binler, milyonlar sizlerden bunu bekliyor. İktidarsınız, parlamentoda çoğunluğunuz var, istediğiniz yasayı çıkarıyorsunuz. Mesela geçen hafta özellikle Katar'a olan aşkınız ve sevdanız nedeniyle daha süresi dolmayan limanlara ilişkin kanunu getirdiniz ve 2046'ya, 2054'e kadar bunu çok rahatlıkla uzatabiliyorsunuz. Adıyamanlılar size soruyor. Adıyaman halkının, Adıyaman yurttaşlarının, Adıyaman'daki vatandaşların Katar kadar da mı bu vatanda hakları yok? Katar'a göstermiş olduğunuz ilgiyi, sevginin bir kısmını neden Türkiye'deki tütün üreticilerine göstermiyorsunuz? Bu süreyi uzatmıyorsunuz ve nihayetinde de bu kanunu tamamen ortadan kaldırmıyorsunuz. Adıyaman'da özellikle şöyle bir hadise de var. İktidar partisi çıkardığı kanunu savunmaktan aciz hale düşmüş durumda. Gittiği her yerde çıkardığı kanunu savunmaktan ziyade bunun üzerinden bile muhalefeti utanmadan suçluyorlar ve bu şekilde aleyhe bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Buradan tekrar soruyoruz ve söylüyoruz. Bütün kamuoyu da bilsin. Bu kanun 2017'de çıktı. Hapis cezasını çıkaran iktidar AK Parti iktidarıdır. Şu an Türkiye'yi yöneten parti AK Parti iktidarıdır. Mecliste çoğunluğu olan parti AK Parti iktidarıdır. Bu yasayı değiştirmemek için direnen, verdiğimiz kanun tekliflerine her zaman reddoyu kullanan partinin adı AK Parti'dir. Bu yasa AK Parti'nin eseridir. Eğer savunamıyorlarsa, eğer bu yasanın, bu hapis cezasının bu sorunun çözüleceğine inanmıyorlarsa yapmaları gereken tek bir şey var. Çok basit. Meclis çalışıyor. Torba torba kanun getiriyorlar. Adıyamanlı'nın ve Türkiye'deki bütün tütün üreticileri rahatlatacak olan bir yasa düzenlemesini bir torbanın bir kenarına çok rahatlıkla koyabilirler. Buna hiçbir engel yok. Zaten muhalefet partilerinin tamamı başta Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu şekilde gelecek bir yasaya sonuna kadar destek olacağımızı ifade ediyoruz. Tekrar söylüyoruz. Eğer Adıyamanlı'yı seviyorsanız, eğer Adıyamanlı tütün üreticilerini seviyorsanız, Türkiye'deki tütün üreticilerini seviyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. Yerli tütün ticaretine hapis cezası getiren bu yasayı komple kaldırın. Bakınız ceza kanununa baktığımızda hırsızlık suçunun cezası 1 yıldan başlıyor. Dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan başlıyor. Ama AK Parti'nin getirmiş olduğu tütün ticaretine ilişkin kanundaki hapis cezası 3 yıldan başlıyor. İşte vicdansızlık burada, işte hukuksuzluk burada, işte ölçüsüzlük burada. Bu hapis cezasının anayasayla, temel ceza kanunlarıyla hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Tamamen uluslararası sigara şirketlerinin siparişi üzerine getirilen bir kanundur. AK Parti bu kanunla, bu cezayla
uluslararası sigara şirketlerine teslim olmuştur. Eğer milliyseniz, eğer yerliyseniz buyurun yasayı değiştirin, milletimiz rahat etsin, insanlarımız rahat etsin. Bugün Adıyaman bir yas evine dönmüş durumda. İnsanlarımız umutla bekliyorlar. Eğer biz bu halkımızın önüne parlamento olarak bir yol veremezsek yüz binlerce insan belki Adıyaman'dan göç edecek. Duyun bu sesi diyoruz. Adıyaman halkının bu feryadını duyun. Elinizi çabuk tutun. İş işten geçmeden bu yasayı tarihin çöplüğüne atın veya fırsat verin. Bizim verdiğimiz kanun tekliflerine destek olun. Ben Adıyaman milletvekili olarak bu kanunun yerli tütün için ortadan kaldırılması için kanun teklifimi vermiş bulunmaktayım. Defalarca verdim. Mecliste defalarca konuştum. Bu kanun teklifimiz şu anda komisyonda bekliyor. Eğer samimiyseniz bu kanun teklifimize destek olursunuz ve biz bu sorunu kökten çözmüş oluruz.